Herkese selamlar. Test 12 ilk sorumuzu konuşuyor olmuş olacağız. Kan grubu A olan anne ile A kan grubunu yazdım. Kan grubu bilinmeyen babanın çocuklarından birinin kan grubu A, diğerinin kan grubu B olduğuna göre babanın kan grubunun B olma ihtimalini soruyor. Şimdi anneyi her zaman olduğu gibi bir A sıfır alalım tamam mı? A ve B gelmesi için ne yapmamız lazım burada? Babayı mesela B alabilir miyim? Alabilirim değil mi? Mesela B sıfır aldığım zaman gelir mi? Gelir. Netice itibariyle şununla şunu şununla şunu çaprazlayacağım ve bununla bunu çaprazladığımda hem A hem de B gelir. Bu birinci alternatifim. İkinci alternatifine bakarsam eğer ki şunu mesela AB alalım bir de. A, AB. AB alırsam eğer ki şununla şunun çaprazlamasından bu gelir. Bununla bunun çaprazlamasından ise bu gelir. Bu da diğer ihtimal. Dolayısıyla kaç ihtimal var arkadaşlar? 2 ihtimal var. Bu yüzden ne olacaktır? 1 bölü 2 ihtimalle B0, 1 bölü 2 ihtimalle AB gelmiş olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan geldi. Kan grubu fenotipi, AB Rh pozitif olan dişi bireyle ilgili hangisinin doğru olduğunu soruyor. Al yuvarlarında AB Rh antijenleri bulunur diyor, evet her şey pozitif zaten, her şey var yani. Kan grubunda AB0 ve Rh kan grubu sistemleriyle ilgili antikor yoktur. Evet, A antijeni, B antijeni ve Rh antijeni olduğundan dolayı antikor taşımayacaktır. Eşinin A Rh negatif olması durumunda çocuklarında %50 olasılıkla kan uyuşmazlığı görülür diyor. Şimdi diyelim ki bu dişi zaten dişi olduğu için ne olacaktır? AB Rh pozitif diyor. Şimdi bakın, şöyle durum söz konusu. Dişi bir birey olduğundan dolayı dişi pozitifse eğer ki çocuğun ne olduğu önemli değildir. Dişinin negatif olması lazım ki bir kan uyuşmazlığı ortaya çıksın. Bu yüzden bu patlar. Sonumuzun doğru cevabı ne geldi? Bolu geldi. Aşağıdaki tabloda kan grupları ve al yuvarlarının zarı antijenle ve plazma antikorla verilmiştir. Tablodaki verilere göre diyor. Kan grupları alyuvar zarlarındaki antijenlere göre isimlendirilir. Evet bakıldığı zaman arkadaşlar antijen A antijen B ikisini beraber taşıyorsa AB yoksa sıfır zaten. Doğru mu doğru? AB kan grubunda olan birinin plazmasında anti A ve anti B antikorları bulunmaz çünkü AB'de A ve B antijenleri var. Bu yüzden doğru. Avdo yuvarızlarında A ve B antijeni bulunmayan bölümün plazmasında hem anti-A hem de anti-B antikorları vardır. Evet, sıfır kan grubu varsa eğer ki burada hem anti-A hem de anti-B taşımış olacaktır. Tabloya bakmadık ama zaten bu bilginin bizde oluyor olması lazım. Sonumuzun doğru cevabı Edirne geldi. Aşağıdaki soy ağacında bir aydaki bölümün kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bölümlerden hangisinin her iki karakter bakımından da homozygot genotipte olduğu kesindir diyor arkadaşlar. Şimdi burada zaten alıcı gözle bakıldığı zaman çok kabak gibi gözüküyor arkadaşlar mesela. 0'a 0 RH negatif de zaten ne olacak? Küçük R'ye küçük r gelmiş olacaktır. Bu ne olabilir mesela? AB nasıl olacak peki? AB böyle de olabilir. Böyle de gelebilir. Ama 0'ın hiçbir ihtimali yok. Tamamı homozigot olmak zorunda. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan geldi. Aşağıda verilen ebeveynlerden hangisinin doğacak olan bebekleriyle anneler arasında kan uyuşmazlığı görülme olasılığı %100'dür diyor. Annenin ne olması lazım? Annenin mutlaka RH negatif olması lazım. Değil mi değerli dostlar? Anneye baktım. Annene burada RH pozitif gitti. Annene burada RH pozitif gitti. Diğerlerini baz alacağım. Şimdi bakın şöyle iki bireyin çaprazlanması sonucunda çocuğa bakıldığı zaman çocuk ne olmak durumunda? %100 oranında RH pozitif olmak durumunda. Anne negatif. Bundan gelecek olan çocuk ne olacak? Büyük R, küçük R yani pozitif olmak zorunda. Dolayısıyla ne olacaktır değerli dostlar? Negatif ve pozitif olduğu için %100 olmuş olacak. Sonumuzun doğru cevabı Bolu geldi. Aşağıdaki soy ağacında genotiplere verilen ebeveynlerden hangisinin çocukların olası fenotipleri eksik verilmiştir diyor. Şimdi bakıldığı zaman a sıfıra küçük r küçük r. Bu da sıfıra sıfır küçük r küçük Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Buradan ya a kan grup ya da sıfır kan grup böyle gelecektir. Tabii ki hepsi negatif olacak. Bunda sıkıntı yok. Buna bakıyorum a b'ye sıfır vermiş. a sıfır veyahut da b sıfır olur. a'ya b geldi. RH pozitif olacaktır. Bu da gitti. Devam ediyorum. A'ya sıfır vermiş. A'ya 0 verecekse eğer ki A kan gruplu ve RH pozitif gelecek. Gitti. Buna bakıyorum. Burada A kan gruplu var. A, B kan gruplu var. Ee, B kan gruplu da olması lazım. Bakın şununla şunu çarpı yazdığımız zaman B kan gruplu. B etmem lazım. Verilmemiş. Patladı. Burada zaten ne olacak? Sıfır kan gruplu olacak ve yarısı pozitif yarısı negatif olmuş olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı Denizli'ydi. Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Soy ağacındaki numaralandırılmış bireylerle ilgili demişiz hangisinin yanlış olduğunu soruyor bana. 3 numaralı bireyin AB kan grubundan olması A ve B alellerinin eş baskın olduğunu gösterir diyor. Bakıldığı zaman A, B alellerinin eş baskın olduğunu gösteriyor ki hem fenotipte bu şekilde açığa çıksın diye. Doğru. 5 numaralı birey B arlerini şundan bahsediyor. B arlerini 4 numaralı B'den almıştır diyor. 4 numaralı B'den diyor. Evet başka kimden alacak arkadaşlar? Zaten yani burada A alleli olduğunu diyor. Burada B alleli olmak zorunda. 4 numaralı birey ise bu haliyle 2 numaradan almıştır diyor. Bunu ne yapacaktır arkadaşlar? 2'den almış olacaktır. Netice itibariyle burası B ise eğer ki 2'den almış olacaktır bunu. Yani şurası A 0'dır. Burası da B'dir mesela tamam mı? Ne olacak? Şununla şunun çaprazlanma sonucu burası B 0 gelmiş olacak gibi. Doğru. 5 numaralı bireyin B RH negatif olması. Nerede 5? Ha burada. E, 6 numaralı bireyin genotipinin A0 büyük R küçük G olduğunu kanıtlar diyor. Şimdi buna bakıldığı zaman bu A0 demiş. Başka ne demiş? Büyük R küçük R demiş. Şimdi bunun negatif olması ne yapacaktır? Buna bağlı olacaktır. Bir tane R'yi kimden almış olacak netice itibariyle? Bunları almış olacak. Diğerini peki? Yani B'yi kimden almış olacak? Bunları almış olacak. Dolayısıyla 5 numaralı bireyin B'ye negatif olması 6 numaralı bireyin genotipinin A0 büyük R küçük R olduğunu kanıtlayabilir mi? Elbette kanıtlayabilir. Doğru. 4 numaralı bireyin 5 numaralı birey ile aynı genotipte olma olasılığı 1 bölü 2'dir diyor. 4 ile 5'in aynı genotipte olma olasılığı diyor. Şimdi mesela burası BRH negatif ya. Şöyle bakın ne yaptık biz. Hatta şöyle göstereyim ben size. Şunu da silelim. Tamam bir çözelim en azından. Şuna baktığım zaman. Şuna A0 yazdım. Çarpı dedim. Buna da B0 yazdım. Dolayısıyla ne olacaktır abi? Burada çocuk B ise eğer ki bu B0 gelmiş olacak değil mi? Peki RH negatiflik bakımından bakalım. Şunu yazıyorum bakın. Küçük R küçük R çarpı şunu yazıyorum bir de. Büyük R büyük R gelmeyeceğine göre burası negatif olduğu için küçük R gelmiş olacaktır. Dolayısıyla bu bakın ne olacak abi? Şöyle olacaktır. Bu kesinlikle böyle midir? Evet böyledir arkadaşlar. Aynı olma ihtimali 1 bölü 2 mi? Değil kardeşim. Bu büyük R büyük R olamayacağına göre veyahut da büyük R küçük R'den başka bir şey olamayacağına göre o zaman aynı olmayacaktır. Yani 1 bölü 2 değil hiçtir arkadaşlar. Sıfırdır. Denizli patladı. 1 ve 6 numaralı bireyin genotipinde sıfır ayarlı bulunduğu halde 1 ve 6'nın tamam. Sıfır ayarlı etkisinin genotipte yansımamasının sebebi çekinik olduğunu gösterirdi. Evet çekiniktir. Zaten A eş baskındır. B'ye bu da baskındır. Sıfır A. Doğru. Sorumuzun doğru cevabı Denizli geldi. AB sıfır ve RH karakterlerinin tüm bakımından homozigot genotipteki iki bireyin çocuklarının genotiplerinin verilenlerden hangileri olması iki ebeveynin AB0 ve RH faktörlerinin ikisi için aynı fenotipte olmayacağını kanıtlar diyor. Şimdi aynı olmayacağını kanıtlar demiş tamam Aynı olmayacağını kanıtlar demek ne demek? Mesela şuna bakıyorum ya. Buna baktığım zaman anne de sıfır olabilir, baba da sıfır olabilir. Dolayısıyla ne yapar? Sıfır gelir. Veyahut da buna bakıyorum. AB şeklinde ve AB şeklinde ne yaptı oldu. Dolayısıyla ne olacak? Dağıttığın zaman çocuk bu olabilir. Bu da aynı şekilde çocuk bu olabilir. Yani ikisi içinde de aynı fenotipte olacağını kanıtlayabilir mi? Kanıtlayabilir. Fakat şuna baktığım zaman, buna baktığım zaman A0 muhabbeti mesela. Şimdi burada şöyle gösterelim. A0 diyelim çarpı B0 diyelim tamam mı? Bak dikkat ettiysen şununla şunun çaprazlaması sonucunda A0 gelir. Dolayısıyla bu ikisinin birbirinden farklı olması A0'ı ispatlar. Demeye çalıştığım aslında şu. Yani soru tam anlamıyla aslında net bir şekilde yazılmamış. Problem buradan kaynaklı ama. Demeye çalıştığım şu. Bu ikisi birbirine eş baskın mı? eş baskın. Eş baskın olduğundan dolayı zaten bir anneden bir babadan gelecek. Ve ikisinin de aynı e, fenotipte olduğunu kanıtlayacaktır. Bu zaten çekinik olduğundan dolayı bir tane sıfır bir tane sıfır diğerinden geleceğinden dolayı aynı fenotipte olabilir. Fakat şu arkadaşımız için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü bu bir heterozigot genotip. Heterozigot genotip olduğu için birisinin annesinden birisinin babasından alması gerekiyor. Dolayısıyla birbirinden farklı fenotipte bireyler açığa çıkabilir. Bunu demeye çalışıyor. Cevabımız ne geldi o zaman? Adana gelmiş oldu. Aşağıdaki şekilde bir ailenin dört çocuğunun kan örnekleriyle yapılan çökelme testlerinin sonuçları verilmiştir. Şimdi cancağız burada ilkeyi bulacağız. Cerenin Tuğba'yı bir de Hazal'ı bulmuş olacağız. İlkeye bakıldığı zaman çökelme kimde varsa o kan grubunu içerecek. Anti varsa A kan gruplu. Ceren'e baktım çökelme var diyor B kan gruplu. Tuğba'ya baktım çökelme yok diyor hiçbirinde sıfır abi. Hazal'a baktım ikisinde çökelme var A B kan gruplu yazdım. Buna göre demiş hangisi doğrudur soruyor. İlke A, Ceren B kan grubundan. Evet doğru. Tuğba'nın kan grubu genotipi 0 diyor. Doğru. Hazal'ın al yuvarlarının zarında A ve B antijenleri bulunur diyor. Evet doğru. İlgili karakter bakımından ilke annesiyle Ceren babasıyla aynı genotipte olabilir mi? Olabilir kardeşim. Hani ilkenin annesinde veya Ceren'in babasında A olabilir diğerinde B olabilir elbette. Cevabımız Edirne geldi. AB0, RH ve MN kan grubu sistemlerinin tüm bakımından heterozigot genotipte olan bir bireyin ARH pozitif MN fenotipinde olma olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi şunu olabilir mi? Bakın şu şekilde gelebilir mi yani? Gelebilir değil mi? İlk bu. İkinciye bakıyorum. B0, büyük R, küçük R, MN olabilir mi? Olabilir. AB, büyük R, küçük R, MN. Yani heterozigot dediği durumlar bunlar mı? Bunlar. Heterozigot dediği durumlar bunlar olduğundan dolayı ne olacak değerli dostlar? Ya bu olacak ya bu olacak ya bu olacak diye düşünürsünüz ama olmaz. Neden? Çünkü adam bunların arasından diyor ki bunlar kaç durum içeriyor? 3 durum içeriyor. Bunların arasından A RH pozitif olanı seç diyor. Bir tanesini seçtim yani. Şunu seçebiliyorum sadece. Diğerini seçemiyorum. Bir tanesini seçeceğinden dolayı cevap Adana gelmiş olacak.